İş hayatımızla ilgili kıymetli bir konuğumuz var. Efendim, iş güvenliği uzmanı Sayın Osman Eliköteoğlu burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, sizi daha önce izleyicilerimiz tanıyor. Daha önce de geldiniz ekranlara, bizim ekranlarımıza. İş güvenliği ile ilgili konuşacağız bugün uzun uzun. Nedir bu iş güvenliği Osman Bey? İş güvenliği Avrupa devletlerinde sanayi devrimiyle başladı. Bir şekilde ilerledi İngiltere ve Fransa'da. Ama Türkiye'de kanundan sonra çok fazla yol alındı diyemeyeceğiz. Sebebi de şu. Çünkü hala iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tanımları kamuoyunda oturmamış gibi gözüküyor. Çünkü biz sahada personelle karşılaştığımızda iş güvenliği uzmanı olduğumuzu söylediğimizde benim de sertifikam var, benim de eğitimim var gibi dönüşler alıyoruz. Biz bunu şöyle söyleyelim. İş güvenliği uzmanlığı ülkemizde ciddi bir eğitimin ardından ciddi bir sınavla olabiliyorsunuz. Yani ÖSYM bu sınavı tertipliyor. Yani herhangi bir kurumdan almış olduğunuz sertifika sizin iş güvenliği uzmanı olduğunuz anlamına gelmez. ÖSYM sınav düzenliyor. Hı. Ve belli bir puanın üzerinde sınav sonucu olduktan sonra da iş güvenliği uzmanlığı olarak atanıyorsunuz. Yani zor bir süreçtir iş güvenliği uzmanlığı. C sınıfı ile başlar, A'ya kadar uzanır. Hı. Daha sonra bilirkişilik vardır. Evet. Peki bu sınav ve iş güvenliği uzmanı olma içeriğinin detayları. Evet. Firmalar tarafını konuşalım. Firmalarımız ne kadar farkında bunun? Firmalar şöyle, bunu bir zorunluluk olarak gördükleri için alabileceklerini çok fazla almak istemiyorlar. Yani kendilerine sunulan hizmetin içerisinde sadece iş sağlığı ve güvenliği yok. Andragoji eğitimi dediğimiz, yani pedagoji nasıl ortaokul, ilkokul çağındaki öğrencilere verilen bir eğitimse, andragoji de yetişkinlere verilen bir eğitim şeklidir. Bunun altında sosyoloji, psikoloji ve diğer bilim adamlarının uzun yıllardır çalışması vardır andragoji eğitiminde. Çünkü siz, örnek veriyorum, bir şantiyede hizmet verdiğiniz zaman 17-18 yaşında bir gençle karşılaşmıyorsunuz. Evet. 30 yaşında belki de okuma yazma bilmeyen Anadolu'nun çeşitli ücra köşelerinden gelmiş insanlar var. Hı hı. Dolayısıyla da onlara nüfuz etmeniz çok zor. Onlara kendinizi kabullendirmeniz çok zor. Çünkü onlar istediklerini alıyorlar sadece. Evet. Somut örnek isterler. Hayattan somut veriler istiyorlar. Soyut şeyler çok kalıcı olmuyor onlarda çünkü. Evet, öyle bir değerlendirmeniz var aslında bununla ilgili. Bir de iş yeri hekimliğini konuşalım. O da bir parçası çünkü. Evet. İş yeri hekimliği de biraz yanlış anlaşıldı yine kamuoyunda. Çünkü iş yeri hekimleri günümüzde şu şekilde çalışır oldular. Hizmet verdikleri firmaya gittiklerinde personel sadece ilaç yazdırmaya geliyor. Oysa ki iş yeri hekimi sahayı denetler. Sahada iş sağlığı hususunda personel için tehlikeli handikap, bir durum elbette. Bir handikap var mı? Bir sağlık sorunu var mı? İleride oluşabilecek şeyleri önceden tahmin edip işverene bildirmek zorundadır ama maalesef bir ofise kapanıp ilaç yazmakla meşgul oldular. Çünkü piyasa bunu götürür oldu. Burada da şunu söylemek gerekir. İşverenlere çok iş düşüyor. Bunu bir zorunluluk olarak görüp ya devletin bir yükü olarak derseniz iş yeri hekimi ya da iş güvenliği uzmanı gelir. 3 saat duracaksa 1 saat durur. Ona göre bir rakam verir size. Fiyat teklifi sunar. Size de cazip gelir ama iş bir şekilde kağıt üstünde yürümüş olur. Yani varmamız gereken noktaya varamamış oluyoruz hala. Evet, kaliteyi arttırmış sayılmayız bu şekilde gidersek, doğru mu? Görünürde evet ama tüzükler çok gelişmiş durumda. Avrupa Birliği ülkelerine yakın derecedeyiz şu an tüzükler sayesinde. Çünkü gün geçtikçe tüzüklerimizin kalitesi artıyor, sayıları artıyor. Sahadaki sorunlar Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirildikçe spesifik hal alıyor elbette ki ama biraz da bunu iş güvenliği uzmanlarına, iş sağlığı yani alanında çalışanlara, iş yeri hekimlerine danışmakta fayda var. Sahada olanlara özellikle. Çünkü TV'de bazı şeyler toz pembe görünüyor olabilir. Evet, özellikle ben son cümlenizden neyi anlatmaya çalıştığınızı anladım. Bu konuda birazcık daha bilimsel gitmemiz gerektiğini elbette söylüyorsunuz. Elbette. Gördüğümüze değil, birazcık da kitap karıştıranların ve bu eğitimi gerçekten hakkıyla almışlara gitmemiz gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Peki, Osman Bey, iş yeri hekimliğini de yine firmalarla anlattınız. Firma sahipleriyle ilgili sizin getirdiğiniz bir çözüm var mı? Bu farkındalık ve bu şey nasıl olur? Onlarda bitiyor çünkü olay. Şimdi sektör ticarete dönüştüğü için OSGB'ler ve birbirinin yerin müşterilerine talip olan OSGB'ler, iş güvenliği uzmanları, hekimler yüzünden. Örnek veriyorum, X bir firmada biz çalışıyorsak bizim yarı fiyatımıza teklif gelirse bu sefer meslekte saygınlığı yitirmiş oluyoruz. Hem hekimlikte hem uzmanlıkta gittiğiniz yerde
sizin branşlaşmış olduğunuz uzmanlığa saygı duyulmamaya başlıyor. Bu sefer de eğitimlerinizde yetkinliğiniz azalıyor. Sizi oradaki personel de tabii önemsemiyor. Biraz ticari ilişkilere dönüşmüş oldu. Halbuki bu sadece bir ticaret değildir. Bu aynı zamanda bir eğitimdir. Evet. Bu aynı zamanda bir zorunluluktur, kanundur, kanun zorunluluğudur. İnşallah kısa zamanda bu tip sorunlarımızın da devlet tarafından, çünkü bunu ancak devlet çözebilir. Fiyat konusunda bir standarda ihtiyacı var değil mi? Devlet eliyle. Evet. Süreci. Çünkü hiçbir ucu yok. Örnek veriyorum, bizim saatine 60 TL verdiğimiz bir ağır, şimdi tabii bizim bir de sınıflarımız var. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. Çok tehlikeli grupta saatine 60 TL verdiğimiz bir yere herhangi bir OSGB firması 30 TL verebiliyorsa burada bir problem var demektir. Çünkü yarı yarıya böyle bir kazanç olamaz. Olamaz. Dolayısıyla sizi oradan çıkarmak için yapılmış bir hamledir. 10 saat hizmet vermesi gerekirken bu sefer o rakamı verdiği için 2 saat hizmet veriyor. Çünkü bizim sektörümüzde kanuni zorunlulukta tehlike sınıfınıza göre personele zaman ayırmak zorundasınız. Örneğin bir inşaat sınıfı çok tehlikeli gruba girdiği için iş güvenliği uzmanı orada ayda kişi başı 40 dakika bir personelle ilgilenmek zorunda. Hekim 20 dakika, 15-20 dakika ilgilenmek zorunda. Sınıfınıza göre değiştiği için bunun ücreti de buna paralel olarak, lineer olarak artıyor. Ama ticari ilişkilerdeki o sapmalar, o bir kaotik durum maalesef bunlara da yansıyor. Yani personel tam alması gereken eğitimi ve denetimi alamıyor. Almıyor. Çünkü o da maliyet var. Evet, maliyet hesabı. İşi almaya çalışma çabası var. Elbette. İş güvenliği tarafında. Peki şimdi bizi izleyenler arasında hem işçi kardeşlerimiz var. Evet. Belki beyaz yakalılar var. Nitelikli personel kardeşlerimiz var. Hem de firma sahibi kardeşlerimiz, abilerimiz var. Evet. Şimdi buradan siz bu konunun önemli bir uzmanı olarak buradasınız. Firma sahiplerine iş güvenliği hizmeti alırken nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Velev ki fiyata dikkat etmiyor firma. Evet. Dediğiniz konuda gerçekten düzgün bir iş yeri sahibi. Şey düşünüyor, sizin mantığınızla düşünüyor. Sağlıklı bir hizmet almak istiyor. Ama nelere dikkat etmeli? Yani iş güvenliği hizmetini, eğitimini, onu bünyeye katacak ama nelere dikkat etmeli? Şimdi iş güvenliği hizmeti bizim E-Devlet üzerinden, İSG Katip üzerinden denetleniyor. Hı hı. Hem devlet tarafından, hem işveren, hem de oradaki OSGB firması ya da bireysel olarak çalışan uzman ya da hekim tarafından. Hı hı. İlk önce burada şuna çok dikkat edilmesi gerekiyor. İSG Katip üzerinden sözleşme yapıldığında orada firmanın aylık kaç saat hizmet alacağını görmeleri gerekir. Örnek veriyorum, 50 saat hizmet alması gerekiyor ama ayda uzman 5 saat oluyorsa orada bir problem vardır. Evet. Birincisi bu. İkincisi de uzman ya da hekim ilk önce bu kanunu, yani 6331 sayılı kanunu kendilerine deklar etmesi gerekir. Yani işveren ya da işveren vekiline deklarasyonda bulunması gerekir. Siz işveren ya da işveren vekiline bunu anlatamazsanız, işçiye hiç anlatamazsınız. İşvereni arkamıza alarak biz işçiye nüfuz edebiliriz. Dolayısıyla eğer gelen firma ya da uzman ya da hekim ilk etapta işveren ya da işveren vekiline bu kanunu detaylı bir şekilde anlatmıyorsa burada bir problem var demektir. Yani firma sahibi bu kriterlere... Evet, ilk önce kendisi alması gerekir, evet. Peki, sadece iş güvenliğini konuşmayalım bugün. Ayrıca mesleki eğitim, hijyen eğitimi, siz firma olarak yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi ve yüksekte çalışma eğitimi. Evet. Bunları biraz açabilir miyiz? Şimdi mesleki yeterlilik diye bir kavram getirildi. Tabii gün geçtikçe branşlar artıyor. Genelde ağır sanayide, inşaatta başlamıştı, otomotivde başlamıştı ama mesleki yeterlilik kurumumuz var biliyorsunuz. Mesleki yeterlilik kurumunda örnek veriyorum, bir duvarcı ya da sıvacı mesleki yeterlilik kurumunun sınavına girdikten sonra inşaatlarda bu işi yapabilir hale geldi. Bunların da kursları var. Biz bu eğitimleri veriyoruz. Tabii sınavlarını sadece yetkili kuruluşlar yapabiliyor. Yangın eğitimine gelince çok tehlikeli grupta her 10 kişide bir için, az tehlikeli ve tehlikeli de her 20 kişide bir için yangın uzmanı olması, yani yangın eğitimi almış, sertifikalı yangın eğitimi almış bir personeliniz olması gerekiyor. İlk yardımda da hakeza aynı. Bunları normal eğitimlerden ziyade yine böyle yetkin sınavlardan sonra personel yetkin sınavlardan geçtikten sonra almış alabiliyor. Evet. Ama biz bunların temel eğitimlerin hepsini veriyoruz. Örnek veriyorum, yüksekte çalışma eğitimi. Yüksekte çalışma eğitimi şunun için verilir. İnşaatlarda,
iskelelerde çalışmalar biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde evet. gündeme geldi. Evet, bunlar artık iyice branşlaştı. Tüzüklere de işlenir hale geldi. Bunların eğitimi ayrı veriliyor. Temel iş sağlığı güveninden daha farklıdır bunların eğitimleri. Hı-hı. Biz bunları da veriyoruz. Evet. Peki birazcık genele doğru gidelim. Evet. Özeli çok konuştuk. Ülkemiz bu konularda, bu başlıklarda özellikle Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde gündeme alındı kısmen. Evet. Fasıllar açıldıkça. Hangi noktadayız Osman Bey? Biz şimdi bu Avrupa Birliği zorunluluk yasasından sonra önümüze gelene iş güvenliği uzmanı belgesi dağıttık. Evet. Dağıtıldı. Bu sefer herkes iş güvenliği uzmanı oldu. Denetleme varsa üzülmeyelim buna. Şimdi şöyle 600 bin kuruluşa ne kadar denetçi gerekiyor onu hesaplamamız gerekir. 600 bin? Evet, 600 bin kuruluşa bir hizmet vermesi gerekiyor. Çalışma İş Teftiş Kurulu Başkanlığı diyelim. Hı hı. Tabii onlar da geldikleri zaman sadece iş güvenliği yönünden denetlemiyorlar. Diğer hususlardan da tabii iş kanunu 4857 sayılı kanun kapsamında da denetleniyor firmalar. Hı hı. İkisini bir aradan çıkarmış oluyorlar. Genelde 25 kişi üzeriye şu an denetlemeler var. Ama bunun altındakilerde şu an çok kapsamlı bir denetim yok. Evet, peki noktamız yani Avrupa'yla ne noktadayız? Noktamız teorik kısımda birebir aynı diyebiliriz. Teorik olarak seviye aynı. Seviye olarak. Evet, aynı. Seviye olarak aynı ama uygulama pratikte hala yaklaşamadık. Çünkü çok bir başı boşluk var. Hı. Yani örnek veriyorum, bu kadar uzman eğitimli kişiye, lisans eğitimi almış iş güvenliği uzmanlarına belge dağıtıldıktan sonra bunun önüne geçmek için değil de bunları nasıl mekanize ederiz, nasıl bir kontrollü güç haline getirebiliriz diye düşünmesi gereken devletin OSGB'ler üzerinden yürütmeye başladı işi. Hı hı. Bu da ticari kurum olduğu için sonuçta OSGB'lerde biraz daha ticarete dönüşmüş oldu. Ya yani bilimsellikten uzak hale geldik. Evet. Yoksa teorik kısımda herhangi bir problem yok. Pratikte şu an sorunlar yaşıyoruz. Uygulamada sorunlar yaşıyoruz. Uygulamalarda sorunlar yaşıyoruz. O noktayla ilgili bir şey daha soracağım ama önce Avrupa'dan devam edelim. Mevzuat İtalya kokuyor dediniz. Evet. Doğru mudur? Ben Mazlum Amazini'den. Burada hedef. Türkiye'nin asla hedef ya da rakip ülkesi yoktur. Çünkü hakikaten millet olarak biz çok istediğimizi yapan bir genetiğe sahibiz. Ama ilham alma noktasında söylüyorum. Bu konuda iyi durumda olan ülke yine İtalya mı? İngiltere. İngiltere, enteresan. Çünkü İngiltere'de, daha doğrusu Fransa'da da var yine krallık döneminde bu tip kanunnameler yayınlanmış oldu ama hı hı. İngiltere bu konuda sanayi devrimini çok iyi geçirdiği için ve iliklerine kadar işlediği için sanayi devrimi İngiltere'nin ciddi yasalar çıkardılar. Evet. O dönemde devlet bunu artık her bir bireyinin mayasına işletir hale getirdi. Çünkü bizde daha yenidir biliyorsunuz. Yani 2010'lu yıllardan itibaren iş güvenliği demeye başladık. Gündeme geldi. Vardı yönetmeliklerimiz ama çok uygulanır halde değildi. Madenlere yönelikti daha çok. Ağır sanayide ve madenlere yönelikti. Şimdi İngiltere'yi kendimize baz alacak olursak anaokuldan itibaren verilmesi gerekiyor bu eğitimin. Çünkü siz 30 yaşına gelmiş bir insana, ilkokul mezunu bir insana bir anda iş güvenliği dediğinizde tam kafasında oturtamıyor. Hı hı. Bunu ilkokul, ortaokul hatta okul öncesinden vermeye başladığınız zaman işte örnek veriyorum bir prize el sokulmaz. Tabii. Evlerde çocuklarımıza annelerin, babaların... Büyük bir kısmını evlerin... halletmiş oluyorlar aslında. Tabii ki evet. Oradan başlaması gerek. Bu kültür haline aldı. Hı hı. Yani kültür olmalı. İstige kültürü. Tabii konu iş güvenliği olunca insanın aklına insan haklarında bir tık ileride olan ülkeler geliyor. Onlar herhalde değil. İngiltere bu konuda. İngiltere zirvede. Ve ABD. Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Dünyadaki aslında siz klasmanı şey yaptınız. Öyle şimdi mi? Burada aslında kişiye verilen değerden yola çıkmak oradan lazım. İş sağlığı zaten adı üstünde işçi sağlığı ve güvenliği. Güvenliği. Dolayısıyla da lokomotifin başı İngiltere ve Amerika'dır. İngiltere ve Amerika. Peki şimdi konumuza dönelim. Diyelim ki bir firma bir süreçte sorun yaşadı. Zaman zaman ana haber bültenlerinde de geliyor. Evet. İşçilerin maalesef. Ya yaralandı ya da hayatlarını kaybetti. Böyle bir durumda, yani olası böyle bir durumda iş güvenliği firması hizmet alınan yerde devlet tarafından müeyyide sürecinde, ceza sürecinde ceza görüyor mu? Elbette ki. Şöyle. Bu konu önemli. Bunu şimdi diyelim ki bir torna firmasını düşünelim. Hı hı. Torna firmalarında personellerin giymiş olduğu kıyafetlerin mukavemetinin düşük olması gerekir. Bu şu demek. Belki personel kıyafetinin, işçi kıyafetinin dayanıklı olması gerektiğini düşünüyoruz ama buradaki etken şudur. Hı hı. Eğer personelin kıyafeti, mukavemeti yüksek olursa dönen aksama takıldığında Kurtulması zor olur ama parçalandığında yani işçi personeli bıraktığında işçi hayatını veya uzuvlarını kurtarmış oluruz. Evet. Örnek veriyorum, bunu görmezden gelip oradaki iş güvenliği uzmanı iş sağlığı ve güvenliği tespit öneri defterine işlemezse
işveren ya da işveren vekilini bu konuda uyarmazsa ya da hiç olmadı bir şekilde Çalışma Bakanlığı'na bildirmezse, yarın da bununla ilgili bir personelin uzuv kaybı ya da can kaybı olursa, burada tabii ki bu hizmeti veren firma da sorumlu olmuş olur. Onun sorumluluğunu ortadan kaldıran şey, bütün bildirimleri yapması gerekir. Hı hı. Onlara bir danışmanlık hizmeti vermesi gerekir ve yetkili kurumlara olmadığı zaman da başvurması, bildirmesi gerekir bu durumu. Evet, böyle müteselsil bir sorumluluk süreci var. Ciddi bir sorumluluğu var çünkü. Evet Osman Bey, 20 dakika nasıl geçti anlamadım çünkü keyifle dinledim sizi. Varsa son eklemek istedikleriniz alalım, kapatıyoruz çünkü. Ben mesleğimizde yetkinliği ve saygınlığı istiyorum. Yetkinlik ve saygınlık olduğu zaman zaten bu kültür ülkemizde oturacaktır diyorum. Evet. Çünkü firma olarak tüm bunların bedelini ödüyoruz diyorsunuz. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.